Herkese yeniden merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle taktik deneme serimizin 3. bölümüyle birlikteyiz. Bu sefer sitelerden ziyade spesifik bir taktiğe odaklanmaya çalışacağız. Knep diye bir taktisyen var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Genellikle Sports Interactive forumlarında taktiklerini paylaşıyor ve Google Sheet aracılığıyla kendi taktiklerini bir sıralamaya sokuyor. Ben de o sıralamada en çok indirilen 4-5-1 sistemini sizler için inceleyeceğim ve Manchester City üzerinde 1 yıl simülasyon gerçekleştirerek deneyeceğim. Eğer sistem geçer not alırsa, yani katıldığımız tüm kulvarlarda şampiyonluğa bizi ulaştırabilirse, video kısa sürecek ve taktiği sizlerle paylaşacağım. Eğer beklediğimiz gibi bir sonuçla karşılaşmazsak City'ye göre biraz daha değiştireceğim, Premier Lig'e göre biraz daha değiştireceğim. Kendi yorumumu, kendi dokunuşlarımı katacağım ve taktiğin yeni versiyonunu sizlerle paylaşacağım. Tabii başlamadan önce sistem ne içeriyor, onlara hep beraber bakalım. Yabancılar 4-5-1 diyorlar ama ben bildiğimiz 4-3-3 demeyi tercih ediyorum. Kalede libero kaleci destek kullanmış taktiğin yapımcısı. Soldaki kanat bir hücum, sağdaki kanat bir destek olarak kullanmış. Bunları da dengelemek için sağdaki kanat forveti hücum kullanırken soldaki ters ayaklı kanadı destek olarak kullanmış. Yani sahayı parsellediğimizde sağdan ve soldan dengeli bir şekilde atak varyasyonu planlamış kafasında. Stoperlerde çift pasör stoper kullanmış. Onların hemen önünde defansif oyun kurucu destek kullanmış. Defansif oyun kurucunun önünde de solda iki ön orta saha, sağda merkez orta saha hücum kullanırken forvette de yaratıcı forvet kullanmış. Oyun sistemini tiki taka üzerine inşa etmiş yapımcı. Oyun anlayışı hücum ağırlıklı olarak ayarlamış ve bakalım topa sahipken neler planlamış. Hücum genişliği biraz geniş, pas şekli biraz kısa, tempo yüksek, rakip savunmanın üzerine git demiş, daha yaratıcı öne demiş ve rakip ceza alanına paslaşarak gir diyerek ek olarak yerden orta yapmasını istemiş takımın. Geçiş oyununa baktığımız zaman karşı pres, kontraya kalk, topu hızlıca elden çıkar ve elle kısa oyuna talimatlarını görüyoruz. Top rakipteyken de en ön alanda hücum ve savunma hattını belirleyerek rakip kaleci top çıkartırken defansa baskıyı açmış, yüksek şiddetli presi açmış, topa dalmayı açmış ve daha sık önde savunmayı açmış. Sistem bu. Benim sistemde kullanacağım oyuncular bunlar. Şimdi bir sezon sizlerle beraber simülasyon gerçekleştireceğiz. Bir sezonun sonuçlarına bakacağız. Lig kupadan da hangi kulvarlarda oynayacağımıza bakalım. Toplamda 7 kulvarda gidecek bu takım bu sistemle beraber ve sonuçlarını gerçekten çok merak ediyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, 19 Mayıs 2024 tarihindeyiz. City ile neler yaşanmış hep beraber bakalım. Kurbağa kupasında bir şampiyonluk gelmiş. Norwich City ile karşılaşmışlar. 1-0 uzatmalarda gol atarak kazanmışlar. İngiltere Community Shield kupasında bir şampiyonluk görüyoruz. Arsenal'i 2-0 geçerek kupaya uzanmışlar. UEFA Süper Kupası'nda Sevilla'yı 3-0 yenerek bir şampiyonluk kazanmışlar. Yani toplamda katıldığımız 7 kulvarın 3'ünde şampiyonluğa uzanmayı başarmışlar. Şampiyonlar Ligi'nde çok çok kötü bir performans görüyoruz. 8 puanla Porto, Lazio, Union Berlin'in olduğu bir gruptan ne yazık ki çıkamamışlar. Yani daha doğrusu Avrupa Ligi'ne doğru elenmişler. Avrupa Ligi'nde de yarı finalde Atalanta'ya kaybetmiş. Federasyon Kupası'nda 3. turda Borolara kaybetmişler ve Premier Lig'deki performanslarına bakacak olursak 38 hafta sonunda 24 galibiyet aldıklarını görüyoruz. 9 kez berabere kalmışlar. Berabere kalınan takımları görüyorsunuz. 5 kez mağlup olmuşlar. Bu süreçte 99 gol atıp 37 gol yemişler. 62 avaraja sahip olmuşlar ve 81 puanla Liverpool'un hemen ardından Premier Lig'i 2. sırada tamamlamışlar. Yani bana soracak olursanız çok böyle beklentilerim dahilinde bir sonuçla açıkçası karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Hemen tabii fikstüre bir bakalım. Fikstürde kimlerle neler yapmışlar, nereye uzanmışlar, bunlar bizim için önemli olacak. Tabii ilk etapta uluslararası organizasyonlara bakacağız. Sevilla'ya karşı kazandıklarını zaten söylemiştim. Lazio beraberliği grupta enteresan gerçekten. Akabinde Porto'ya 3-2 yenilmişler deplasmanda. Sonra bir Lazio yenilgisi var ki İngiltere'de
Avrupa'da yaşanmış bu. Yine bir Porto beraberliği görüyoruz. Ondan sonra Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde finale uzanmışlar. Kupayı kazandıklarını görmüştük. Avrupa Ligi'ne geçtikleri zaman Lugano'yu 6-1 yenmişler. Deplasman'da 3-2 yenilmişler. Bu da çok şaşırtıcı duruyor mesela. Rennes'i yine 16. etapta geçmişler. Leipzig'i çeyrek finalde geçmişler ve Atalanta karşısında yarı finalde kaybetmişler gördüğüm kadarıyla. Bir tek Erling Haaland golleri kaydeden isim olmuş. Revanş maçında da bir tane penaltı kaçırmışlar. Biraz talihsiz olmuş aslında ama şöyle düşünüyorum. Yani Atalanta seviyesi başka bir seviye. City seviyesi başka bir seviye. O yüzden burada çok daha başarılı bir performans gösterilmesi gerekirken kötü bir performans gösterilmiş. Peki hemen İngiltere'deki yan kupalara bakalım. Zaten burada inceleyeceğimiz Federasyon Kupası var, Kurbağa Kupası var, bir de Community Shield var. Ona da baktığımız zaman Community Shield'i zaten sezon başında almışlar. Kurbağa Kupası'nda çeyrek final, yarı final, evet burada da Norwich'i geçerek yine şampiyonluk var. Federasyon Kupası'nın ilk turunda elendiklerini görüyoruz. Normalde çok önemli değil derler arkadaşlar ama sistemin başarı oranını da ölçmek istediğimiz için simülasyon yaptığımız bir kariyerde ister istemez sürekli olarak her kulvarda şampiyonluk bekliyoruz. O yüzden bunları size böyle detaylı gösteriyorum. Neyse, bir de Premier Lig'e bakalım. Premier Lig de bizim için önemli. Ağustos ayında çok sansasyonel skorlar var aslında. Keza Eylül, Ekim ayları da City için güzel geçmiş ama Kasım ayında ufak ufak devrilmeler, tökezlemeler başlamış ki burada bakın Manchester United, Chelsea, Liverpool gibi rakiplerle üst üste oynamış. Ve bunların iki tanesi deplasman maçlarıymış. Akabinde Aralık ayına yine toparlayarak giriş yapsalar da Luton mağlubiyetiyle kötü bir hezimet yaşamışlar. Ocak ayında yine fena olmayan skorlar görüyoruz. Ve Şubat ayında artık ufak ufak dengenin şaştığı yerleri görüyoruz. Burada Arsenal, Brighton yenilgileri, Forest, Villa beraberlikleri. Akabinde Mart'ta gelen Tottenham yenilgisiyle Chelsea beraberliği. Nisan'daki Brentford yenilgisiyle şampiyonluk yolunda büyük yaralar almışlar. Aslında böyle toparlayacağımız zaman 1, 2, 3, 4... 5 mağlubiyet var. Onun dışında hadi beraberlikleri tölere edelim dediğimiz bir noktada çok böyle devrilmedikleri, çok böyle dağılmadıkları bir sezon görüyoruz. Normalde iyi skorlar almışlar ama tabii daha iyisine ihtiyaç var. Öyle değil mi? Daha iyisini yapmak lazım. Demek ki sistemde yanlış giden veya daha doğru olması gereken bir şeyler var diye düşünmemiz gerekiyor bu noktada. Öncelikle negatif unsurlara bakalım. Uzaktan şutlar. Demek ki çok fazla uzaktan şut golü yedik. Rakibin uzaktan şutlarla attığı goller beni tasdikleyen bir unsur çıktı zaten. Hemen altında rakibin topu hücum bölgemize taşıması merkez. Burada bir önlem var mıydı? Yoktu. Ona önlem alacağız ve silik oynayan oyuncular olarak gözüküyor negatif unsurlarda. Bu bağlamda ben hemen önlemlerimi almaya başlayayım. Öncelikli olarak savunma hattımı öne çekeceğim. Yani çok öndeydi, öne alacağım. Topa dalmaktan vazgeçeceğim ve daha sık önde savunmaktan vazgeçeceğim. Onun yerine kanatlardan oynamaya zorlayacağım rakibimizi ve orta açmalarına izin vermeyeceğiz. Topu oyuna sokuş şeklimizi değiştireceğiz. Elle uzun oynatacağım kaleciyi, beklere ya da stoperlere vermesini isteyeceğim. Premier Lig'de bu gerçekten gerekli bir özellik. Onun dışında topu hızlıca elden çıkarmasına vesaire karışmayacağım. Başka burada neleri değiştirebiliriz diye bakalım. Daha yaratıcı oynamaktan vazgeçebiliriz. Bir tık tempomuzu düşürebiliriz. Sağ ve sol kanadı kullanıp bek desteği alıp koşu yoluna pası açabiliriz bence. Üçüncü bölge talimatlarımıza hiç karışmayacağım ve oyun anlayışımızı da dengeliye çekeceğim. Böylelikle takım yapımız da dengeli olarak kaldı. Tamam mı abi? Burayı da hallettik. Yani çok fazla da değiştirip taktiği hiç olmadığı bir şeye dönüştürmek de istemem. Şimdi burada bir takım hamlelerimiz olacak. Öncelikle kanat bek destek yapacağız buraları. Akabinde yine ben burada Beşiktaş'ta uyguladığım sistemi uygulayıp burada çift mezdala destek kullanacağım. Birini hücum olarak yapmamamın sebebi takım yapısını akıcı olarak korumamdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yaratıcı forvete hiç dokunmayacağım. Tak destek, kanat forvet hücum yerine de yine burada destek kullanacağım. Son olarak pasör stoperin birini standart stoper yapıp libero kaleciyi savunma olarak ayarlayacağım. Başka ne yapacağız? Çok akıcı olduk. Ha şurayı da defansif orta saha savunma olarak ayarlayacağız ki takım yapımızı da koruyalım. Burada da biraz daha sigortalı oynamaya çalışalım. Tabii biz simülasyona başlamadan önce ben özel talimatlara bakmamıştım. Ama hemen bunları da sizlerle değiştireceğiz.
Bir kere müdahalelerde sert olunmasını falan istemiyorum. Neden? Çünkü City teknik kapasitesi yüksek, centilmen bir takım. Ya da en azından böyle bir potansiyeli var centilmenlik anlamında. O yüzden daha sıkı markaj yapacağız sert olmak yerine. Onun dışında dribblinge karışmayacağız. Hatta dribblingi azaltıp top sürmeyi bırakırsa Erling Haaland için daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha sürt çektireceğim. Daha fazla risk al talimatına hiç karışmayacağım. Yaratıcı forveti böyle ayarlayacağız. Kanat forvete gelecek olursak, burada daha dar alanda oynayan kanat forvet görüyorum. Tamam, şunları şöyle ayarlayalım. Yine daha sürt çeksin. Burası zannediyorum oldu. Ters ayaklı kanata bakacak olursak, eğer sağdaki dar alanda oynuyorsa ters ayaklı geniş alanda oynayıp daha fazla hücuma çıkmalı. Daha sürt çekmeli. Hiç sıkıntı yok. Daha sıkı markaj yapmalı. Yani bunun da bireysel talimatlarını bu şekilde ayarlayacağız. Kanat forveti dar alanda oynatırken ters ayaklı kanatı geniş alanda oynatacağız. Mezzalalara gelecek olursak, evet, burada da bir takım değişiklikler yapacağız. Topla geniş alanda oynatacağım. Dribblingi azaltacağım. Daha süt çekeceğim ve risklerine karışmayacağım. Aynı işlemi hemen kardeşi olan diğer mezzalada da yapacağız. Dribblingi azaltacaksın. Buraya hiç karışmıyoruz. DOS'a geldiğimiz zaman daha sıkı markaj yaptıracağız ve daha az risk aldıracağız. Yani Rodri 1. 2. 3. bölgeye köprü görürken daha az risk almaya çalışacak. Kanat beklere geldiğimiz zaman neler yapabiliriz? Ona da bir bakalım. Evet, burada daha sıkı markaj yapmaları lazım bence. Daha fazla riskalı kaldırıp daha az dribbling yapmalarını yine isteyebiliriz. Burada dar alanda oynayan bir kanat bek kullanıyoruz. Aynısını burada da mı kullanıyoruz? Evet, burada da kullanıyormuşuz. Yani yapımcı böyle ayarlamış. Peki, buraları hiç bozmayacağım ama sadece şuralara müdahale edeceğim. Burayı da ayarladık zannediyorum. Evet. Şimdi pasör stoperden dribbling yani istemiyoruz açıkçası. Burayı standart bırakalım. Buraya hiç karışmayalım. Daha sıkı markaj yapsın. Daha az şut çeksin. Evet, sağdaki stopere baktığımız zaman da buraya karışmayalım. Yine daha sıkı markaj yaptıralım. Daha az risk alsın tabii ki. Libero kaleciye bir şey diyeceğiz mi? Buna da daha az risk al diyelim. Evet, sistemimizi biz tamamladık. Tabii istatistiklere falan bakmadım değerli arkadaşlar. Artık biraz da böyle video içerisinde farklı yerlere değinmek istiyorum ki hani üst üste izlediğiniz bu serilerde sıkılmayın istiyorum. Sistemi tamamladık. Kaydımızı gerçekleştirdik. Son olarak gitmeden önce bir kadroda kim ne kadar gol atmış, asist yapmış ona bakalım. Haaland'ın 67 gol 6 asist attığını görüyoruz. Phil Foden 13 gol 9 asist. Jack Grealish 12 gol 16 asist. KDB 10 gol 21 asist. Ve Rodri 9 gol 2 asist yapmış. Onun dışında Bernardo Silva'dan 2 gol 15 asist görüyoruz. Guardiol'dan 2 gol 11 asist görüyoruz. Diğer istatistikleri sizler de görüyorsunuz. Şimdi burada sistemi kaydettikten sonra tekrardan başa döneceğiz ve bizim değiştirdiğimiz sistem üzerinden bir yıl daha simüle edeceğiz. Bakalım sonuçları ne olacak? Hadi başlayalım. Evet, 2 Haziran 2024 yılındayız. Benim Knab'in sistemi üzerine dokunduğum, değiştirdiğim yeni taktiğimizle bir sezonu yine simüle ettik. Bu sefer daha ileriye gitmemizin tabii ki de farklı bir sebebi var. O da hemen Lig Kupa üzerinden bakacağız. Her kulvarda şampiyonluğu elde etmemiz tabii ki de. Yani normalde 19 Mayıs'a gelmiştim ben. Şuradan da sizlere göstermeye çalışayım. Normalde Wolverhampton karşılaşmasından sonra simülasyon durmuştu. Hani bu kadar iyi bir performans ben de beklemiyordum açıkçası. Fakat buraya geldiğimde fark ettim ki 3 tane final karşılaşmamız var. Hem Şampiyonlar Ligi finali hem Federasyon Kupası finali. O zaman dedim ki ben bunları bırakayım. Yani Haziran'ın ikisine kadar yine bir simüle edeyim. Sonuçları görelim istedim. Ve sonuçlar gerçekten çok ama çok şaşırtıcı oldu. Öncelikle Premier Lig'le isterseniz başlayalım. 38 hafta sonunda yaptığımız yeni sistemle 26 galibiyet elde etmişiz. 7 kez berabere kalmışız. Takımları görüyorsunuz. 5 kez mağlup olmuşuz. 82 gol atıp 23 gol yemişiz. Yani ilk sistemdeki savunma zafiyetlerini de tamamıyla çözmüşüz gibi duruyor. 59 avarajımız var. Çok fazla fark açamamışız ama Premier Lig'de yine de normal olduğunu belirtmek istiyorum ve 85 puanla Premier Lig'i şampiyon bir takım olarak tamamlamışız. Peki Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimiz zaman ne olmuş? İkinci olmuşuz. Paris Saint-Germain'i elenmişiz burada. 2-0 yenilerek elenmişiz hem de. İstatistiklere baktığımız zaman aslında kağıt üzerinde Paris Saint-Germain'in çok daha istekli, arzulu oynadığını görüyoruz. Burada muhtemelen akıcı oynamamızın
bitirdiği bir problem yaşamış olabiliriz. Yani işte kanat forveti hücum, Mezzada'yı solda hücum olarak kullanıp biraz daha dengeli oynamaya çalışsaydık bence sonuç böyle olmazdı. Yani bizim kontrolümüz altında böyle olmayabilirdi ama buraya kadar gelebilmek bile bence iyi bir başarı. Çünkü biliyorsunuz taktiğin orijinalinde gruplardan çıkamayan bir City vardı. Daha da detayına bakacağız bu arada. Yine UEFA Süper Kupası'nda Sevilla karşısında 4-1 kazanarak şampiyon olduğumuzu görüyorsunuz. Federasyon Kupası'nda Arsenal karşısında 1-0 kazanarak şampiyon olmuşuz. Kurbağa Kupası'nda Liverpool'a penaltılarla ne yazık ki elenmişiz. Ve Community Shield'de yine Arsenal'i devirerek şampiyon olmuşuz. Toparlayacak olursak katıldığımız 6 kulvarda 4 şampiyonluk, bir tane de ikincilik alarak en azından ilk sisteme nazaran başarılı bir sezonu geride bıraktığımızı söyleyebiliyoruz. Tabi sizlerin kontrolünde veya bir insan, bir menajer kontrolünde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilirdi diye düşünüyorum. Öncelikli olarak kadrodaki istatistiklere bakalım dilerseniz. Erling Haaland'ın 61 gol 7 asist yaptığını görüyoruz. Jack Grealish'in 11 gol 6 asist yaptığını görüyoruz. Phil Foden 10 gol 14 asist yapmış. Kevin De Bruyne 10 gol 19 asist yapmış. Bernardo Silva 7 gol 15 asist yapmış. Alvarez 6 gol 5 asist. Rodri 5 gol 3 asist. Akanji 5 asist. Kyle Walker 8 asist. Guardiola 1 gol 6 asist şeklinde bir katkı sunmuş gördüğünüz üzere. Yani aslında kanat beklerden çok böyle beklediğimiz verimi alamamışız. Bu da demek oluyor ki kanat beklerde bence daha dar alanda oynatmak çok da mantıklı olmayabilir. Buradaki inisiyatifi artık size bırakıyorum. İsterseniz buraları kaldırabilirsiniz. İsterseniz de geniş alan talimatı ekleyebilirsiniz. Daha dar alanda oyna dediğiniz zaman biliyorsunuz merkeze daha da yakınlaşıyorlar. Hücum görevlerinin yani kanat bek görevlerinin yanı sıra topa sahip olmayı ve hücuma katılmayı hedefliyorlar. Fakat geniş alanda oyna derseniz sahaya enine ve boyuna yayılmaya çalışıyorlar ve çizgiye daha yakın oynamaya çalışıyorlar. Burada tercih size bağlı açıkçası. İkisini de kullanabilirsiniz. Hatta ben dar alanda olarak kullandım. Yani taktiğin orijinali de çok fazla zarar vermek istemedim ama siz tabii ki de oturup isterseniz ikisini de kullanmayabilirsiniz dediğim gibi ya da geniş alan talimatı verebilirsiniz. Mesela şöyle bir tüyo da vereyim. Burada geniş alan oynuyoruz. Arkasında dar alan oynatabilirsiniz. Burada dar alan oynuyoruz. Kanat forvetin arkasında da geniş alan oynatabilirsiniz. Yani farklı ve güzel bir şey olur bu arada. Bunları da neye göre veriyorsunuz? Normalde oyuncuların öz niteliklerine göre veriyorsunuz. İşte bir oyuncuda hız hızlanma, özel yetenek, teknik vesaire varsa dar alanda oynayabilir, çıkarım yapabiliyoruz kabaca. İşte teknik yoktur, özel yetenek yoktur ama hızlı bir oyuncudur. İşte geniş alanda oynayabilir. Pası yüksektir, orta açması yüksektir. Geniş alanda oynayabilir. Bunları normalde böyle de değerlendirmek lazım ama taktiği dengelemek amacıyla da tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Sistem bu şekildeydi. Çok da fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Normalde veri merkezinden analizlere de hep beraber bakabiliriz ama gördüğüm kadarıyla savunma anlamında gerçekten çok çok başarılı bir analiz tablomuz ortaya çıkmış. Hücum anlamında keza yine çok başarılı bir tablo ortaya çıkmış. Bir tık daha isabetli orta konusunu arttırabilseymişiz, kaleyi bulan şut oranlarıyla beraber çok daha ölümcül bir takım olabilirmişiz. Yani genel performansımıza da baktığımız zaman hiç de fena olmayan bir tablo görüyoruz. Son takdir tabii ki de sizlerin. Ben elimden geldiğince Knep'in hazırlamış olduğu 4-5-1 taktiğini biraz daha son güncellemeye göre değiştirmeye ve işlevsel hale getirmeye çalıştım. Her zamanki gibi hem taktiğin orijinalini hem de benim dokunuş yaptığım sistemi açıklama kısmından indirme linklerine ulaşarak edinebileceksiniz. Ve sonuçlarını benimle Discord üzerinden paylaşabileceksiniz değerli arkadaşlar. Umarım eğlenceli, faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz abone olarak desteklerinizi vermeyi unutmayın. Bir sonraki Futbol Menajer içeriğimizde görüşmek üzere dostlarım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.